İlham veren insan kaynakları ve işveren markası programı İşin Güzel Yanı'na hoş geldiniz. Bendeniz Mehmet Onur. Her hafta İşin Güzel Yanı'nda istihdamı konuşuyoruz, çalışan bağlılığını konuşuyoruz. Bu hafta motivasyonu konuşacağız, iyi yaşamı konuşacağız. Çünkü konuğum bireysel ve kurumsal dönüşüm danışmanı Sayın Nil Keskin Keleş. Nil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yaşamdan başlayalım. Siz bir danışmanlık şirketi sahibisiniz. Kurumlara danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. Bireylere de veriyorsunuz aynı zamanda. İyi yaşamdan başlayalım. Çünkü iyi yaşam son günlerde gerçekten çok popüler. Evet. Kurumlar da yavaş yavaş çalışanlarına iyi yaşam imkanları sunmaya başladılar. Nedir iyi yaşam? Biraz bilmeyenler için. Tabii. Sizden açıklamasını alayım. Tabii, keyifle. Ben çünkü artık bunu bir hayat misyonu haline getirmiş olduğum için keyifle ben de paylaşayım sizlerle. Şimdi aslında biraz isterseniz izninizle genelden özele doğru gidelim. Buyurun. Neden iyi yaşam konuşuyoruz biz bugün, konuşmalıyız. Bunu konuşalım. Şimdi Dünya Ekonomik Forum, World Economic Forum'un anonse ettiği en büyük 2019 rakamlarına göre küresel risklerin arasında jeopolitik, coğrafi, ekonomik risklerin peşi sıra gelen en büyük risk, psikolojik riskler. Artık çok daha fazla insan 3 tane ana psikolojik riskin içinde yaşıyor. Yalnızlık sendromu en önemlisi, şiddet öfke eğilimi ve son olarak da gelir adaletsizliğinin yarattığı stres. Şimdi bu 3 tane kök sebebin pek tabii ki modern hayata, iş hayatına pek çok iz düşümleri var. Bugün yine Gallup International'ın yaptığı araştırma sonuçlarına göre %85 oranında Türkiye'de çalışan insanlar tükenmişlik sınırında. Çok büyük bir rakam. Evet. Birçok programda bunu konuştuk esasında. İşin uzmanlarıyla da konuştuk. Ama çözümlerini konuşmadık tabii. Pek tabii. Şimdi burada ortada gerçekten büyük bir konu var. Bu konuyu ele almak noktasında inanın kamudan özel sektöre kadar pek çok liderin üzerine en başta büyük roller düştüğüne inanıyorum ben. O noktada da kurumsal, evet, iyi yaşam programları yaparken çalışan tabanına ulaşmadan önce liderlerin bu anlamdaki iyi yaşam felsefesini benimsiyor olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü iyi yaşam bu bahsettiğimiz psikolojik sorunların varlığının kabulüyle beraber başta kendini yönetebilen, sonra da ekiplerini bu noktada ve bu bilinçle yönetebilen liderlere ihtiyaç duyuyor. Şimdi bu felsefeyi liderler gerçek anlamda sahiplendikten sonra ve dolayısıyla da kurumlar, o noktada biz diyoruz ki iyi yaşama doğru gidebilmek için, yani o bahsettiğimiz %15'lik aslında dilimde yaşayan çalışan tabanının gibi iyi yaşamda olan arkadaşlarımız gibi bir platform yaratabilmek için çok son derece düşünülmüş, adımları net olan programların inşası çok önemli. Burada da diyoruz ki herkesin bir potansiyeli var. Herkes o potansiyelini yaşamak için bir kuruma giriyor. Kariyerini, kendini ifade etmek için kuruma giriyor. Fakat o ya da bu sebeplerden dolayı zaman içerisinde negatife doğru eğilmeye başlıyor ve iyi yaşamdan uzaklaşıp aslında kalitesiz bir yaşama doğru ilerliyor. Bu da haliyle iş performansına yansıyor. Verimliliğe yansıyor, işe devamlılığa yansıyor. Kendi potansiyelini, yaratıcılığını ortaya çıkarmaya doğru yansıyor. O noktada diyoruz ki gelin kurumlar, gelin liderler, bir bilge liderlik örneği gösterelim ve kurumumuzda iyi yaşam felsefesini yaratabilmek için programlar tasarlayalım. Ve bu programları da şöyle basit ele almayalım. Nefes teknikleri çalışalım, efendime söyleyeyim vücut egzersizleri yapalım vesaire. Bu kadar basit ele aldığımız zaman biz gündelik aslında küçük küçük böyle zafercikler elde etmiş oluyoruz. Tabii biz bazı şeyleri yanlış anlamaya müsaitiz. İyi yaşam deyince bazı şirketler şunu anlıyor. Şimdi ne anladıklarını söyleyeyim, siz de esasında ne olduğunu söyleyeyim. Zencefilli salatalık suyu iyi yaşama denk geliyor. Ya da işte fitness merkezimiz var, niye gitmiyorsunuz? Bu iyi yaşam değil esasında. Ya, mutlaka bunların düşünülmesi de çok hoş. Tabii güzel bir şey ama. Ve çalışma ortamına bunların entegre edilmesi de ne kadar güzel. Bunlara söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Fakat diyoruz ki gelin bunları bütünleşik olarak ele alalım. Yani bir taraftan böylesi ortamlar sağlamak için gayret emek sarf ederken bir taraftan da çalışanlarımızı alalım. Gerçekten onların o potansiyellerini performansa dönüştürebilecek bilinç katmanlarında ilerleyebilecek yolculuklara çıkartalım. Bilinçli yaşam ne demektir? İyi yaşam ne demektir? İyi yaşama sahip olabilmek için bir bireyin hangi adımlardan geçiyor olması gerekir? Hangi engellerini aşması gerekir? Gerçekten o performansı o masanın etrafında o kuruma yansıtabilmek için korkuları, kaygıları, endişeleri,
zaafları, yargıları, ön yargıları neler? Onları yavaş yavaş o kişinin potansiyeli ölçüsünde geliştirelim, arındıralım, temizleyelim ve ondan sonra o kişiden gerçekten iyi yaşam sahibi bir birey bekleyelim. Yoksa ben bir danışman arkadaşımı yönlendireyim, nefes teknikleri çalışsınlar düzenli, efendim X egzersizini yapsınlar vesaire. Bunlar sadece aslına bakarsanız gündelik kısa dönemli sonuçlar veriyor. Bunun yararlı olması için bunun sürdürülebilir olması lazım. Kesinlikle. Ne kadar sürdürülebilir olursa o kadar da başarılı kesinlikle olur. Aslında kilit kelime sizin ifade ettiğiniz gibi sürdürülebilirlik. Bu noktada da iyi tasarlanmış programlar ve peşi sırada onun devamlılığı için entegre edilebilecek olan bir takım sürdürülebilir yine aksiyonlar, eylemler gerekiyor. İş hayatında en çok ihtiyacımız olan motivasyon bir de. Yani bu motivasyonu bunun haricinde nasıl sağlayabiliriz? Bir işin uzmanı olarak söylüyorum. Nasıl motive olabiliriz? Yani düşük imkanlarla, düşük bütçelerle nasıl motive olabiliriz? Evet, şimdi, ya da çalışanlarımızı nasıl motive edebiliriz? Kurumsal olarak sorayım ilk önce. Şimdi aslına bakarsanız motivasyon dediğimiz şey bir iç kaynaklı, bir de malum dış kaynaklı. Artık hepimiz biraz o dış kaynağa yönelmiş bireyler olduk değil mi? Modern çağın, bu şehir hayatının gerekçeyle beraber. Ve fakat aslında özümüzde gerçekten de bizi ateşleyen bir iç motivasyon var. Biz diyoruz ki dış motivasyon kaynaklarını önemseyelim ama biz balık tutmayı öğretelim. İç motivasyonu körüklemeyi, iç motivasyonu yaşayabilmeyi öğretelim. O noktada da kişilerin özlerine inelim. Bunu bir takım envanter çalışmalarıyla da zaman zaman yapabiliyoruz. Beni ne motive eder, sizi ne motive eder? Farklı. Sizi tabii motive eden kaynağı bulursak ya da size benzer çalışanlarımızın motivasyon kaynaklarını bulursak o noktada onlara adres eden çözümler üretebiliriz. Sektöre göre bile değişiyor. Sektöre göre değişiyor. Kadın ve erkeğe göre değişebilir. Hepimiz farklıyız. Seçtiğimiz kariyere göre değişebiliyor. Geldiğimiz formasyona göre değişiyor. Dediğim gibi hepimizin potansiyeli farklı. Yeter ki o potansiyeli keşfetmek için ve onların rahat bir ortamda yaşanabilmesi için kurumların o maskelerden diyorum ben arınıp gerçekten çalışanların da o maskesizliğiyle beraber performans gösterebilmesine fırsat sağlıyor olması lazım. Bir de tabii iş hayatında stresle karşı karşıyayız. Evet. Büyük şehirde yaşayanlar özellikle. Tabii, yani birçok dış etken var, trafik var. Tabii. İşte program başında söylediğiniz şey dengesizliği, gelir dengesizliği var. Bu stresi tetikleyen şeyler. Tabii. Yani bu stresi yönetebilir miyiz sizce? Şimdi bu bir yolculuk. Gerçekten de o yüzden biraz önce ifade etmeye çalıştım. Siz bir tane bir aksiyon, bir eylemle birdenbire herkesin o stres yönetimini öğreniyor olmasını sağlayamazsınız. Bu yolculuğun içinde bir takım eğitimler koymak lazım, atölyeler koymak lazım. E-eğitim platformlarıyla desteklemek lazım, süreklilik arz etmek lazım. Çünkü dediğiniz gibi stres sadece işte değil. Dışarıda da herkesin o modern hayatın içerisinde bahsettiğiniz trafiktir, odur budur vesaire stres faktörleri var. Yönetilebiliyor fakat hem zihinsel hem ruhsal hem de bedensel kaslarımızın gelişiyor olması lazım. O dengeyi buluyor olmamız lazım. Şimdi biz hep yıllarca şey dedik, işte IQ'su yüksek olanlar, entelektüel zekası yüksek olanlar iş hayatında başarılı olur. Sonra bir duygusal zeka girdi işin içine. Duygusal zekası ile dengeli oluyor. Bir de sosyal zeka girdi. Şimdi siz bu üçünün birden gelişimini eğer ki eğitim hayatında, değil mi, formasyonlarımızda çok güçlü kaslarımız değil bunlar, geliştirmemişseniz, birdenbire iş hayatına girmişseniz, bir sürü sorumluluğunuz varsa, ev, iş, aile vesaire. Ne oluyorsunuz? O dengeyi yitiriyorsunuz. O dengeyi bulmakla ilgili kasları güçlendirirsek, işte o zaman stresi de yönetmeyi, iş hayatında kendimizi de kariyerimizi de başarıya doğru götürebilmeyi, potansiyelimizi de yaşayabilmeyi zaman içerisinde yolculuğun içine edinebiliyoruz. Yani diyorsunuz ki genel olarak bu bir hap değil ki, yani hapı atayım motive olayım, hapı atayım stresten kurtulayım. Biraz genişe yaymak gerekiyor. Evet. Bu arada siz de kurumsal hayattan geliyorsunuz. Tabii, evet. Yani kurumsal hayatta yaşayanları en iyi siz anlarsınız çok, haliyle. Çok, evet. Sizin geçmişte karşılaştığınız şeylikler var mıydı, zorluklar var mıydı kurumsal muhakkak hayatta? Muhakkak. 21 yıl ben kurumsal iş hayatında çok farklı kademelerden
genel müdür yardımcılık rollerine kadar hani üst düzey rollerin de yaşayabildiklerini bilmekle beraber o farklı kademelerinde yaşayabildiği zorlukları da, güzellikleri de, zaferleri de ben hep öyle söylüyorum, yakinen biliyorum. Zaten aslına bakarsanız benim kaleme aldığım kitaptan tutun da şu anda danışma ekip arkadaşlarımla beraber ortaya çıkarttığımız tüm eğitim programlarının içeriğinde, temelinde de o güzel ve bir o kadar da acılı günler de var. Bunu ifade etmek lazım. Bunlardan her birimiz bir takım dersler alıyoruz, öğretiler alıyoruz. Bir de siz bunları eğer bir takım bütünsel tekniklerle, NLP, bilinçli farkındalık, mindfulness, nefes, işte bir sürü tekniklerle bütünleştirdiğiniz zaman, işte o zaman çözümler ortaya çıkıyor. Çözümleri ortaya çıkardığınız zaman da en başta kendinizi çözümlüyorsunuz. Benim de yolculuğum içerisinde aslında önce ben kendimi çözümledim. Benim güçlü yanlarım nelerdi, benim zaaflarım nelerdi, benim yargılarım nelerdi. Ondan sonra o donanımla beraber işte ne diyelim, daha bütün, daha çok insana yardımcı olmak gibi bir misyona soyunuyorsunuz. Hayal etmek güzel bir şey. İnsanın hedeflerini büyük tutması da güzel bir şey. Ama ilk önce, bundan önce kendini tanıması lazım. Kesinlikle. Siz kesinlikle. De diyorsunuz ki ilk önce kendimi tanıdım. Ben de öyle yaptım. Kendimi keşfettim. Evet, evet. Ondan sonra hayal kurdum. Kesinlikle. Bu çok önemli. Özellikle genç insanlar, bizi izleyenlere bunu söyleyelim. Evet. Tabii ki güzel şeyler, insanların büyük hedefler koyması güzel ama ilk önce kendimizi tanıyalım. Tabii. Kendimizi tanımak daha doğrusu aslında bir nevi kendimizi temellendirmek, köklendirmek. Ne kadar kendimizi iyi tanıyoruz ona göre de kendimizin yeteneklerine, yetkinliklerine, sevdiklerine özel bir aslında kariyer patikası da tasarlıyoruz. Şimdi biz değer odaklı kariyer tasarımı seminerleri veriyoruz. O noktada Y kuşağıyla çok buluşuyoruz. Çok da seviyoruz Y kuşağının potansiyelini. Bir o kadar da mentörlüğe ihtiyaçları olduklarını gözlemliyoruz. O noktada da onların kendilerini değerli hissedecekleri ve o değerin üzerine inşa edecekleri kariyerler daha gerçekçi oluyor. Kariyer tasarımından kastınız nedir? Bunu biraz açabilir miyiz? Tabii. Şimdi biraz önce potansiyelden bahsettik. Herkesin bir potansiyeli var dedik. Aslında potansiyel eşittir. Yetenek artı yetkinlikler. Dolayısıyla o yüzden birbirimizden ayrışıyoruz, farklılaşıyoruz. Benim yeteneklerim ve yetkinliklerimin eğer ki üzerine inşa ettiğim bir kariyerim varsa ben o kariyerden zevk de alıyorum, coşkumu da katıyorum, verimliliğimi de katıyorum. Ama ben eğer ki sadece ve sadece iş sahibi olmak için, bir görev sahibi olmak için o patikaya girmişsem kendimi kaybedebiliyorum. Biz diyoruz ki aslına bakarsanız daha da şu anda Z kuşağına da dokunarak daha genç yaşlardan itibaren eğer yeteneklerim neler, yetkinliklerim neler, ben neyi yapmaktan keyif alıyorum, zevk alıyorum o keşfederse birey o kendi değerini oluşturuyor. Dolayısıyla bunları ortaya koyduğu her yer onun kendini değerli hissettiği yer. Şimdi şu mevcut paradigma var ya, yaptığım işi seviyorum ya da yaptığım işi seviyorum ne diyoruz biz ya da özellikle de yaptığım işte kendimi buluyorum yani sonradan buluyorum gibi bir paradigma var ya, biz diyoruz ki eğer ilk baştan bunu kurabilirsen, kendi değerinin üzerine inşa edebilirsen kariyer ne ala, ama yok sen şu anda halihazırda bir kurumda çalışıyorsan ve kendi değerine yansımak istiyorsan bir dön bak kendine, yine kendine bir önce bir analiz et, hangi değerlerin, hangi yeteneklerin ve hangi yetkinliklerin var? Hali hazırdaki görevinde hangilerini yansıtıyorsun? Acaba bunları daha fazla yansıtmakla ilgili ifade etmeye ihtiyacın var mı kendini gibi ne yapıyoruz? Kişinin iç motivasyonunu güçlendirerek cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Bu bir nevi bireysel bir güçlendirme programına dönüyor. Tabii ki kurumun da sağladığı imkanlar, burada gerçekçi de olmak lazım. Kurumun dinamikleri de eğer birbiriyle örtüşüyorsa o yolculuk daha güzel el ele devam ediyor. Zaman zaman yaprak dökümleri olabiliyor. Bu da çok normal. Tabii. Bunu kurumlar da artık çok normal karşılıyor. Kişilerin de mutluluğu için bunu normal karşılıyor olması lazım. Doğru ve sağlıklı kararlar veriyor olmaları lazım. Yani zaten herkes her işi yapamaz. O yüzden biraz da kendini tanıma yolculuğu bu. Tabii. Her iş yerinde insan kendini tanıyor. Bazı iş yerlerinde bireyi zorluyorlar. Yani daha iyi şeyler alabilmek için. Bazıları gerçekten o zorlamanın sonucunda
daha yüksek performans gösterirken bazıları diyor ki ben bu kadar, benim şeyim bu. Yani, evet, kapasitem bu kapasitem belki. Bu evet, yani. Potansiyelim bu diyebiliyor. Evet, potansiyelim bu diyor. Burada güçlü yanlarına kişinin odaklı kariyer tasarımını yapmak çok önemli. Hı-hı. Şimdi düşünün, ben özellikle diyelim ki sosyal becerisi, iletişim gücü yüksek olan bir profilim. Analitik tarafım daha zayıf. Bana sürekli analitik tarafını geliştir, analitik tarafını geliştir diye diretirseniz ben ne yapıyorum? Aslında güçlü olan yanımı da bir nevi küçümsemeye başlıyorum. Yani değerimi yitiriyorum, kendime inancımı yitirmeye başlıyorum. Diyoruz ki bu bir ekip işi. Ekibimdeki bazı arkadaşlarımın iletişim gücü yüksek olacak. Bazı arkadaşlarımın analitik becerisi yüksek olacak. Ve ben bunu harmanlayabilen, sentezleyebilen bilge lider olacağım. Herkesi olmadığı kalıba sokmaya çalışmayacağım. Nihal Hanım, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Zamanımız kısıtlı. Umarız başka bir programda daha ayrıntılı bir şekilde bunu konuşuruz. Teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, İlham Veren İnsan Kaynakları programı işin güzel yanının sonuna geldik. Bize ulaşmak gerçekten çok kolay. Sosyal medyada bizi işin güzel yanı ismiyle LinkedIn'de, Twitter'da, Instagram'da bulabilirsiniz. İşin güzel yanı @ekoturk.com ise bizim e-posta adresimiz. Önümüzdeki hafta Ekoturk ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.